Herkese merhaba. Binsats coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Binance listelenmesinden beri üzerinden yaklaşık 105 gün geçmiş ve bu takip esnasında belli bölgelerde alarmlar kurarak stratejime uygun kanallar oluşmasını bekledim. Özellikle burada 3.04255, 3.03590 kanal oluştuktan sonra bu bölge üzerinde bir ritis hareketi beklemiştim. Gördüğünüz gibi çok güzel çalıştı ve hedefi de 3.060 bölgesiydi nokta atışı hedefe ulaşmıştım ve pozisyonu %40 kar ile kapattım daha sonrasında devam etti ve bu kanal üzerinde gördüğünüz gibi şuradaki lites hareketiyle beraber tekrar birinci kademeyi uyguladım ve önünde herhangi bir direnç olmadığı için de elimde tutacaktım sonrasında kanal altına sert bir şekilde indi ve zaten ikinci kademe emrimi de yine 3.042.55 bölgesine girmiştim çok güzel çalıştı İkinci kademe emrim %20 karla devam ediyor eğer ki buradaki pozisyonum 3.060 bölgesine gelirse ki satış emrimi de açık bir şekilde tutuyorum. Yine pozisyonum karla kapanacak. Kötü senaryoyu düşünecek olursam da 3. kademe emrimi şu an için 3.035.90 bölgesine girdim. Eğer burada pozisyona girebilirsem bu defa %53 kar ile 3.055.18 bölgesi gelirse yine stratejimde kara kavuşmuş olurum. Buranın altına indikten sonra da altında yeni bir kanal meydana gelmedikçe bir ilave alımı yani kademe alımını gerçekleştirmeyeceğim. Sabırla tekrardan olumlu bölgelere çıkmasını e, takip edeceğim. Bu şekilde eninde sonunda bin stats coin'den de yine karla ayrılacağım da şüphem yok. Benim için en olumsuz senaryo Binance tarafından delist edilmesidir. Bunun dışında her ne olursa olsun zamanı da problem etmediğim için Çık miktarlara da alsat yaptığım için de e, sabırla bekleyip bu coin'e de eninde sonunda yeniden kâra kavuşacağımı biliyorum ve bunu da zaman içerisinde yeniden size de göstermiş olacağım güncel paylaşımlarını yaparak. Evet 3.060 üzerine çıkmadıkça tekrar pozitif görüntüsüne kavuşmayacaktır. Bu kanal üzerine çıktıktan sonra öne açılır ve hacimli bir şekilde günlük un kapanışı yaparsa bu defa yükselişim agresifleşeceğini düşünüyorum ve burada W yapısının oluşması ihtimali de yüksek. Tabii ki bu bir tahmin. 3035 altına inmesi de negatif bir durum oluşturur. ve Bu defa düşüşleri derinleşebilir. O yüzden sıkı takip etmek gerekiyor. Alarmlar mutlaka aktif bir şekilde hazır bulunmalı. Evet, Binstas ile alakalı da söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.